bize efendim okumamız gereken ve özümsememiz gereken çok kıymetli bir zeka. Ve hakikaten Allah'a şükür olsun ki böyle bir zeka ve Avrupa'yla, Avrupa zekasıyla ve yaptığı işler, onların düşünürleriyle boy ölçüşebilecek bir zeka Allah'a şükür ki bizim toplumumuza yetişmiş. Demek ki imkan sağlandığı zaman ya da biz bunun peşinde koştuğumuz, olduğumuz zaman demek ki bunları yakalamak isyan ahlakının, hareketin ve iradenin efendim gerçek bir mesleler olmaktan mümkün olabiliyor. Evet. Başka? Şimdi buyurun. Bence burada tabii şöyle bir yön de var. Uysallık ve isyan. Yani aslında bir yönüyle o bahsettiğimiz sanayileşmeyle gelen, kentleşmeyle gelen nüfusun yoğun bir biçimde o kolektif aidiyetlerden farklılaşarak kalabalıklaşması ve bu kalabalıkların da çok uysal bir bilince yönelmeleri durumu söz konusu. Yani endüstrileşme dediğimiz, endüstriyel kültür dediğimiz şey bu uysallığı üreten bir şey. Biz tercihlerimizi kullandığımızı sanıyoruz ama fabrikasyon dediğimiz üretim biçimi ve bununla paralel giden modern kültür aslında belli seçenekleri bize sunuyor ve biz sürekli o seçeneklere uysallık gösteriyoruz. Çünkü hep onları tüketiyoruz, hep onları benimsiyoruz, hep onlar etrafta konuşuyoruz. Nurettin Topçu bu uysallığa dur diyen bir adam, buna isyan eden bir adam, buna karşı çıkan ve bu endüstriyel kültürün, bu kapitalist kültürün getirdiği uysallık pratiğine itirazı olan ve buna karşı çıkan bir tutumla aslında isyan kavramıyla bunu vurguluyor. Bir diğer enteresan bir şey, Kierkegaard ve Tolstoy gibi mistik anarşizmler dediğimiz, mistisizmi ve isyanı, varoluşsal isyanı, politik isyanı değil, bunu bir arada kullanan şahsiyetlerle Nurettin Topçu'nun bu görüşleri arasında enteresan aslında paralellikler var. Pek üzerinde durulmamış. Yani benim de ilk defa dikkatimi çekti. Belki oraya da bakmak gerekiyor. Evet. Peki, sorularda son buldu. Ben konuşmacılarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize, katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Muhakkak ki dinleyen olmasa bu toplantı bu kadar güzel olmaz. Öğrencilerimiz maşallah eksilenler olmakla birlikte burada kalanlar sonuna kadar çok dikkatle dinlediler. Ve bu bize gerçekten umut veriyor. Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlar, aşağı yukarı bunu zaman zaman söylüyorum ama 45 yıla yaklaşan hocalık hayatımız oldu. Bu toplantıda aramızda ciddi bir düşünme biçimine sahip olacak bir kişinin yönelmesine bile bu toplantı vesile olsa inanın mesele bitmiştir. Tamam mı? Yoksa bu toplantılar efendim elbette gönlümüz onu arz eder. Biz de öğrencilik yaptık. Bizim de sınıfımızda arkadaşlarımız vardı. Ben de kendim onlardan biriz ama her zaman biraz önce de Nurettin Topçu hocamıza söylüyorum. Başkalarına söylüyorum. Realite böyle. Yani her zaman böyle düz, sorunsuz, hiçbir şeyin efendim sıkıntı vermediği bir dünya tahayyülü tarihinde hiçbir dönemde yok. Bundan sonra da olmayacak. Ne var ki biz bunun bilincinde olarak çağa böyle hazırlanacağız. Ve Nurettin Topçu'da gördüğümüz husus şu, ahlak, ahlak, ahlak diyor ve kendimizi bu çerçevede hazırlamanın, onun efendim bilincini almanın ve dolayısıyla ahlak dediğimiz seküler ahlak olduğu gibi insanı efendim işte yeryüzünde şu düzeyde tutan bir ahlak anlayışı değil, tam tersine bizi yaratanın, yaratıcının, Allah'ın efendim arzu ettiği, istediği, emir buyurduğu tarzda bir ahlakın sahibi olmamızı istiyor. Gerçekten böylesine güzel şeyleri tavsiye eden insanlar hayırlı insanlardır, güzel insanlardır. Ve öyle umuyor ve bekliyoruz ve dileğimiz, temennimiz, duamız da olur ki buradaki konuşmalarımız ona halesine birer dua olarak, birer sevap olarak dönmüş olsun. Evet. Panelistlerimize teşekkür belgelerini ve hediyelerini takdim etmek üzere Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ramazan Kaplan'ın sahneye teşriflerini arz ederim.
Kurumsal başkanımıza, birlik birliğimizin başkanına. Evet. Dostlar hocamıza. Sıla hocamızın çok muhteşem bir yönü vardır ama onu burada tekrarlayayım mesela. Çok güzel Türkiye Mısır milli maçını Arapça olarak anlatabilir. Çocuklarımızda biz de tanık olmuşuz ama hakikaten yeteneği sadece doktorluk için ibaret değil, onu hazır etmek istiyorum. Neyse çekelim hocam, şöyle sen. Kaynakam Bey, Aykan buyurunuz. Sayın Başkan buyurunuz. Buyurun beraber sıkıntı. Müdürüm Sayın Doktor Bey. Geçer mi kalmış? Ne hissettiğini görüyoruz. Hocam, yürütüm üstelik daha. Geçmiş olsun.